Ülkemiz eğitimde, kültürde, sanatta, hukukta, demokraside, özgürlüklerde, teknolojide, tarımda, sanayide, enerjide bir gerileme dönemini yaşıyor. Halbuki 15 yılda neler neler yapılmazdı ki, dile kolay. 15 yıl. Mesela Güney Kore'nin, Singapur'un yaptığı gibi eğitim odaklı bir kalkınma vizyonu hazırlayabilir, gelecek nesillerimize yatırım yapabilirdik. Böylece PISA testinde son sıralarda yer almayıp Singapur yerine birinciliği biz kapabilirdik. Mesela Çin, Amerika ve daha pek çok ülke gibi yapay zekaya, Japonya gibi Ar-Ge'ye, robotiğe ya da mesela biyoteknolojiye, gıda teknolojilerine, kök hücre teknolojilerine, dijitalleşmeye kafayı yorabilir, bu konularda dünyada söz sahibi bir ülke olabilirdik. Mesela Amerika ve İngiltere gibi otonom araçlara, yani sürücüsüz araçlara bütçe ayırabilir. Böylece sözde yerli otomobil için zorla baba yiğit aramak mecburiyetinde kalmazdık. Ama şimdi ranttan köşeyi dönmek varken niye bunlarla uğraşalım, değil mi? Diğer ülkeler çalışsınlar. Biz onlardan satın alırız. Nasıl olsa taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Hem IMF'ye bile hayali borç veriyoruz. Hükümetin hakkını da yememek lazım. İthalat seçeneklerini artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bulgaristan'dan saman, Sırbistan'dan et, Singapur'dan inek, hepsi mevcut. Zaten ne gerek var ki bunları Türkiye'de üretmeye? Eller ayağa, biz yaya, ama olsun. 1100 odalı saray yapamadılar diye bütün bu ülkeler bizi kıskanıyorlar. Bu 15 yılda devrim niteliğinde adımlar atmanız için elinizi kolunuzu bağlayan hiçbir şey yoktu. Sizler geleceğimize yatırım yapmayarak sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye ve gelecek nesillerimize de ihanet ettiniz. Halkımız enflasyon altında inim inim inliyor diyorsanız bunun tek tercümesi vardır. O da 15 yıllık ekonomi politikalarınızın açıkça iflas itirafıdır. Ve bu iflasın baş sorumlusu sizsiniz. Suçu başkalarının üstüne yıkarak zeytinyağı gibi üste çıkamazsınız. Yanılmışız, aldatılmışız diyerek, hatalardan münezzeh bir profil çizerek sorumluluktan kurtulmayı düşünüyor ve stratejinizde bunun üzerine kurguluyorsanız bu son tangonun işe yaramadığını anlayacaksınız. Sizler yapılan tüm uyarıları görmezden gelip gözlerinizi kapatmaya, duymazlıktan gelip kulaklarınızı tıkamaya, kısacası bildiğiniz yoldan yürümeye devam ediniz. 2019'da gözlerinizi açtığınızda kimin atı alıp Üsküdar'ı geçtiğini göreceksiniz. Malumunuz AKP'nin 2018 bütçesinde halkımız yok. Hükümet vatandaşlarımızdan fedakarlık bekliyor. AKP'nin görmediği, duymadığı tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Geçim sıkıntınız ve yaşadığınız zor günler sizi asla ve asla umutsuzluğa ve mutsuzluğa sürüklemesin. Zafer umudun ve geleceğe güvenle bakan yepyeni bir Türkiye'nin olacaktır. Saygılar sunuyorum.